Evet, Mısır, piramit, Pitagoras ama aynı zamanda Dionysos, Orfeos. Anadolu'nun irfanının en temel şeyleri bunlar. Pitagoras İtalya diyeceksin. Yani ne işi var falan. İonya'dan gitti, buradan gitti. Tabii. Anadolu'dan hem dışarıya doğru irfan etki ediyor hem içeri doğru geliyor. Şimdi Anadolu irfanı diye böyle mekan söylemek de insanı daraltıyor. Yani evrenseliği nasıl bir şeye, mekana sığdırabiliriz ki? Değil mi? Şimdi biraz evvelki pi'yi unutmazsak, pi sayısını, yani pi sayısının anlamı şudur. Sınırlı sonsuz. Sınırlı ve sonsuz. Bu son derece ilginç. Nasıl olabilir? Yani rasyonel olarak da nasıl? Bir şey sınırlıysa sonludur. Sonsuz ise sınırsızdır. Nasıl olabilir sınırlı sonsuz? İşte pi sayısı bize bunu veriyor. Çünkü çember, daire dediği bir şey ya da küre, çevresindeki hareketin kendisi. Başladığı yere döner ve tekrar, yani her yer başlangıçtır, her yer sondur. Bakın her yer başlangıç, her yer sonsa sınırlı sonsuzdur. Ve bunun kanıtı ne? Yarıçapa bölünmesiyle ortaya çıkan sayının sınırlı 3 ile 4 arası ama sonsuz. Yani derinliğine sonsuz. Lineer sonsuz değil. Bu son derece önemli. Evet. Şimdi bunlar niye söylüyoruz? Anadolu irfanının içinde bugün halen bu değerler korunuyor. Fakat bu bağlar, bu göndermeler, bu arkaik, arkeolojik kazılar yapılmazsa anlamlar savrulup keyfileşmeye başlıyor. Ben de bu keyfileşmenin önlenmesi için böyle bir çalışmanın yapılması ama akademik bir çalışmanın yapılması taraftarıyım. Yoksa herkes keyfine göre gidip böyle disiplinsiz bir araştırma yapsın diye bunları söylemiyoruz. Ama bizim işimiz değil, biz sohbetini yapıyoruz. Böyle yapmak isteyen olsa hür olarak gelip danışsın yani. Yani neticede onun yöntemi vardır ve o yöntemle çalışırlar filan. Şimdi biz Anadolu'ya döndük. Bu damarlar içinde tabii ki şeyden de batıdan Yunan geliyor, Roma şey geliyor. Ha, Filon'a tekrar döndüğümüzde Filon yani İsa'nın Mısır'da İskenderiye cemaatine, Esseni cemaatine gittiği zaman oradaki kişi Filon. Peki tam tarihleri tutturduğumuzda bu bir keşif çünkü. Yani literatürde İsa Filon'la tanıştı, arkadaş oldu falan yazmıyor. Peki biz o buluşmada yaşları araştırırsak ki bu literatürde var. Nedir? Filon 46 yaşında. İsa Mısır'a gittiğinde Filon 46 yaşında. Demek ki ve 46 yaşında eserlerini vermiş ya, ve cemaatin başkanı olduğu için o cemaate gittiğiniz zaman onun öğretisinin içine girmekten başka şansınız yok. İsa ve annesi babası Yusuf ve Meryem birlikte gittiklerinde Filon'un misafiri oluyorlar. Şimdi İsa'nın İsrail'e döndükten sonra o zamanki yani antikiteye döndüğü zaman Kudüs'te vaazına başladı. 30 yaşında 3 sene vaaz yaptı. 3 sene sürdü. Vaazını yani İncil'in içindeki bilgileri, anlatış biçimini, uslubunu alıp edebi olarak ve felsefi olarak tarihte nereye yakın, kimin öğretisine yakın diye baktığınızda Filon'la birebir örtüşüyor. Filon düzenli. Yani felsefi bir şey anlatıyor çünkü düzenli. Ama İsa onu yazmadığı için düzen içermiyor. Söyledi. Gittiği yerde söyledi. Yani İsa'nın öğretisi sohbet, Filon'un öğretisi logos. Yani edebi bir metin, felsefi bir metin. Ama alın yan yana koyun. İncil'i alın. Yani herkese söylüyorum. Bunu Hristiyan'ı da yapabilir, Türk'ü de yapabilir, Müslüman'ı yapabilir. Fark etmez. Alsınlar Filon'un öğretisini, İncil'i yan yana koysunlar. Temel öğretiler aynı. Adlandırmalar aynı. Kozmolojisi aynı. Sohbet biçimi, irfanı aynı. Bu kadar örtüşüyor. Ama İncil dağınık. Bir orada bir burada konuşarak ortaya çıkan bir sezgi, bir vahiy. Ama şeyinki Filon'unki öyle değil, logos, akılsal. Şimdi dolayısıyla şöyle bir şey, bunu niye anlatıyorum durup dururken?
sezgisel olan, değişik ortamlarda, değişik ilişkiler altında, değişik kişilere, değişik koşullarda yapılan konuşmalar ya, ister istemez sözel olduğu için sezgiden öteye geçemez, disipline edilemez. Yani üç gün sonra başka bir yere bir konuşma yapacağız yine. O bununla ruhsal olarak yani anlam birliği vardır. Ama dizayn ve kozmos ve kategorize etme açısından doğuş gibi yani. Yani evet, geldiği gibi konuşuyor. Konuşmalar öyledir. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Güncel konuşma dünyanın neresinde yapılırsa yapsın ve kim yaparsa yapsın. İsterse akademisyen yapsın. Konuştuğu anda şiirseldir. Şiirsel konuşuruz. Konuşmaya egemen olan form şiirdir. Çağrışımla konuşuyoruz çünkü. Çağrışımla konuştuğumuz için tüm konuşmalar şiirseldir. Yazı söz konusu olduğu zaman logos ortaya çıkar. Yani bilinç yazıyla kurulur. Konuşmayla bilinç kurulmaz. Konuşma daima ruhsaldır. Ruhsal bir çağrışım, ruhsal bir etkileşme. Diridir, canlıdır. Ha mitos, mitos dediğimiz sözel yani anlatılar, efsaneler, lejantlar, bunlar da yazılmadığı sürece şiirseldir. Onun için şeye bakıyoruz, ön Sokratiklere bakıyoruz. Oradaki bütün mit dediğimiz mitoslar hepsi şiirdir. Homeros, İlyada bir şiirdir. Odesiye bir şiirdir. Hesiodos'u okuyoruz, şiir. Empedokles'i okuyoruz, şiir. Ama şeye bir giriyoruz Aristoteles'e, Platon'da da şiir. Arası şiirle geçişli. Yani Platon mitosla logos arasındadır. Geçişi gösterir bize. Logos dediğim yani mantıksallık demek. Logos mantıksal, düzen içinde. Akademik bilgi yani. Bu nerede netleşir? Aristo'da. Aristoteles'e geldiniz mi akıl taslamam egemendir. Ama ruh yoktur. Çünkü mitos, çağrışım, etkilenme, ruhun etkilenmesi, duygu, bunları devre dışı bırakarak salt logos, salt bilim yapma. Matematiğin duygusu olmaz. Matematik yapacaksanız, mühendislik matematiğin uygulaması. Yani bina yapacağım ben. Duygulanamayacaksın kardeşim, kusura kalma. Ama o binayı mühendislik olarak yaparken mimari girerse sanat giriyor. Sanat girdiği anda duygu giriyor. O zaman şiirle yani mitosla logosun birliği aslında poesis, inşaadadır. İnşaada vardır. Poesis inşa demek. Ama poesis aynı zamanda şiir demek. Poetik. Şimdi biz mesela poetik diyoruz, şiirsel. Ama Arapça'da şiir kelimesi bize yerleşmiş, biz onu kullanıyoruz. Şiir eş'ardan gelir. Şuur, şiir, eş'ar. Eş'ar sızıntı demek. Sezgi demek. Poesis o demek değil. Biz hani alıp hemen karşısına bunu, bu kelimeyi yazıveriyoruz. Poesis, bildiğiniz inşa etmek demek. Bir mimari bir yapıyı, kurallı ama şiirsel bir manzume. Mantıksal şeyi yok, tutarlılığı yok. O mühendislik çünkü. Şiirsel, çağrışımsal bir sembolik bir ifadesi var. O sembolik ifade ona gizem kazandırıyor. Mühendislik ise onu aşikar kılıyor. İkisi bir arada demek istiyorum. Şimdi bu çok önemli. Yani modern binalarda mesela şiir yoktur. Fonksiyoneldir çünkü. Evet. Fonksiyonel demek insanın yapıp etmeleriyle ilgili duyuları, boyu, posu, işte hangi elini kullanıyor. Bakın bütün kapılar şeyle sağ elle açılıyor. Niye? Solak yok mu? Var ama çok az. Az olduğu için sağa göre yapıyoruz. Kullanımı olsun. Buna ne diyoruz? Ergonomi diyoruz falan. Ama şiir girdiği zaman Baba Ali. Baba Ali ne demek? Yüce kapı. Yüce kapı bir gidiyorsun şeye bizim Cağaloğlu'na girmek için değil mi? Şeyden çıkıyoruz. Ne bahçesi o? Sarayın bahçesi. Gülhane Parkı'ndan çık. Hemen aklıma tabii Nazım'ın şiiri geldi. Gülhane Parkı'ndan çıkıyoruz. Polis farkında değil. Ama tam şeye gireceğiz. Sarayın alanına. Orada Baba Ali diye bir kapı var. Gidiyorsun yanında karınca gibi kalıyorsun. Baba Ali. Yüce kapı. Bu fonksiyonel değil. Bu şiirsel. Şimdi bu şiirseli kaldırıp fonksiyonel yaptığınız zaman her şey günlük neye sıkışmış oluyor? İşlevselliğe sıkışıyor. Sanat işlevsellikte kalkıyor. İşlevi aşan bir sembolik,
bir gönderme, bir derinlik, bir yücelik şey varsa bağlamı, o zaman şiir. Ama eğer logostan, rasyonel olandan bağımsız sadece sembolikse, oradaki sanat değil, bugünkü anlamıyla sanat diyemiyoruz ona. Şiirsel ama sanat değil. Çünkü şiir kelimesiyle ilgili değil bu, poesisle ilgili. Poesis inşa, inşa edebilmek için onun bir rasyosu olması lazım. Yani piramidin bir o şeyi hesaplanan, yoksa o taşları taşıyamaz. O güçlerin birbirine olan, o milyon güçler, o taşlar her biri, şey biliyorsun, milyon ton tutuyor toplamı. Yani olağanüstü bir şeyler. O gücün birbirine olan baskılarını kaldıramaz, yıkılır ya. Rasyonel olmak zorunda. Ama onun estetiği de şiirsel olmak zorunda. Dolayısıyla mimarlıkla mühendislik bir arada olduğu zaman sanat diyoruz. Salt mimari, mühendislik yoksa o zaten mimari değil, uygulanamaz. Evet. O zaman sanat değil. Evet. Şimdi bunları niye söylüyorum? Çünkü İrfanettin içinde bu bilgiler yoksa İrfanettin kendisinin bize sunduklarını okuyamayız. Yani Anadolu'da sadece işte damar olarak Orta Asya'dan gelen, Belh'ten gelen şiir, işte Hacı Bektaş'la gelen bir şey, irfan öğretisi. Budur diye tutturursak eğer, ki öyle yapıyoruz, bunun rasyosunu bulamayız. Anadolu irfanında rasyoyu devre dışı bırakmış oluruz. Halbuki var. İşte Anadolu'daki bütün filozoflar burası. Şey diyorsun, ne derler, tenerli insan arıyorum diyen kim? Diyojen. Diyojen nereli? Sinop'la Anadolu, bak çocuğu, Anadolu çocuğu. Ama bugün Diyojen dediğin zaman bizim gençlerimizle konuşuyorum. Diyojen diyorum, o zaman diyor ki şeyde, Yunanistan'da yaşıyor. Yani Greklerde yaşıyor. Toprak farkı gibi. Sanki o zaman sınırlar o kadarmış gibi. Ya Sinop'la arkadaş burada. Elinde fener hala arıyor. Yani, evet. Tabii. Yani şimdi oraya bir enstitü niye kurmazsın? Yani oraya bir heykel sadece yapmak olmaz ki. Oraya bir enstitü kuracaksın. Değil mi? Paulus buralı. Tarsuslu çocuk. Saint Paul, Aziz Paul, yani Roma'da kilisesi var ve bugün Vatikan oraya kurulmuş. Bütün dünyayı idare eden Hristiyan öğretisi orada ama onu kuran Paulus. Tarsus'tan çıkıyor, Konya, Galatya üzerinden. Yani. Geliyor Efesos'a, İzmir, işte Efesos. Oradan geçiyor Atina, oradan gidiyor Roma ve dünyayı etkileyen o büyük öğretiyi orada kuruyor. Şimdi bunun filmini niye yapmıyorsun, niye romanını yazmıyorsun, niye sanatçılar nerede? Ne yapıyorlar yani? Sürekli Avrupa'yı taklit ederek, Amerika'yı taklit ederek sanat mı olur ya kardeşim? Bu kültürün kendi değerlerini, arkelerini ortaya çıkartıp işlemiyorsak ne yapıyoruz? Bunu söyleme getirmiyorsak biz ne yapıyoruz? Hani irfaniyet böyle kalıplar bir takım, öyle bir şey değil. Biraz böyle şey, şiirsel evet. Ama sonra onu bir düzene oturtmamız lazım, bir logos yapmamız lazım. O da akademik. O bizim işimiz değil, o akademisyenlerin işi. Peki, yani biz sohbetini onlara sürüyoruz. Şimdi filon meselesinin önemi şu. Bu kadar laftan sonra vurgu nokta. Nokta şimdi. Diyor ki, Mısır'dan çıkan Musa'nın öğretisiyle Mısır'dan çıkıp Yunan'a giden, yani Yunan'dan gelip eğitim görüp Yunan'a dönen Platon'un öğretisi aynıdır. Filon'un özelliği bu. Filon hatta Platon'a ne diyor biliyor musunuz? Çok ilginç bir terim kullanıyor. Musa-i Sani, Arapçası. İkinci Musa'dır diyor. Filon, Platon'a ikinci Musa'dır diyor. Haksız mı, haklı mı, işte bu şey mi? Yani bir kültürel bir problem olarak, yani onu aşağılamak için ya da içermek için mi yapıyor filan? Hayır. Platon Mısır'a gidip eğitim alıp geliyor. Platon Mısır'da 20 yıl eğitim alıyor. 20 yıl. Bugünkü üniversite. Bugünkü üniversite. Tales. Açın bakın. Literatürde var bu. 20 yıl. Başka kim var? Şimdi Tales mühendis. Platon şair, filozof. Ama ikisi de Mısır'da eğitim alıyor. Orfe 20 yıl. Evet. O da Mısır'da, yani o piramitlerin içindeki ezoterik, kapalı, inisiyasyonla girilip elde edilen bilgiyi elde ediyorlar. Ve dönüyorlar. Orfe'ye bakıyorsun, tamamen mistik, irfaniyete bağlı,
düzen ve şeriat koymayan bir tasavvuf tadında bir anlatım yapıyor. Var, yazılı literatürü var yani, buradan açarsan ansiklopedi var. Bakıyorsun Thales'e, hayır o mühendis. Ölçüyor, biçiyor, geometri, matematik falan tamam iş. Ama ikisi de Mısır'dan geliyorlar. Niye bu öyle de öbürü? Bir başkası yok mu? Var. Solon. Solon hukukçu. Ha, Solon deyince de aklıma geldi. Şimdi Solon'un yasaları var. Ve daha sonra da zaten şeyin Yunan'daki o meşhur anayasa Anaxagoras'ın şeyiyle beraber, tanışmanlığıyla beraber kurulan bir anayasa var. Ondan sonra Roma'da var. Ve Metin Obaroğlu sohbetinde dedi ki Medine'deki sözleşme efendim ilk anayasadır. Olur mu ya böyle saçma şey? Yani ne biçim laf bu? Ha, çok uluslu, çok inançlılık bağlamında ilktir. Greklerdeki sadece Greklerin anayasasıdır. Anladın mı? Peki Roma, ama Roma bir imparatorluk. Kendi dışındaki şeyleri, yani imparatorluk ne demek? Farklı inanç, farklı etnik grup, farklı kültürleri bir arada tutmak. İmparatorluk bu demek. Krallıktan farkı bu. E peki Roma'da o zaman Roma'nın anayasası bu anlamda ilk niye değil? Çünkü değil. Roma aslında imparatorluk diye söyleniyor. Egemen imparatorluk olduğu için, merkezi kararları dayattığı için, onların inançlarını içermediği için, onların rızasını içermediği için ilk olamaz. O da büyük krallık. Büyük krallıktır. Orada cem var bir taraf. Yani international değil. Intercultural değil. International ve intercultural'ın küçük bir örneği tabii Medine sözleşmesi. Evet. O nedenle onu ben yücelttim ve ilk dedim. Evrenselim. Ha, yoksa bu diğerlerini böyle inkar ederek falan böyle bir şey demiş değilim. Kimse de bunun eleştirisini yapmadı ama ben kendi kendime yaparım yani bu eleştiri. Ben dinleseydim, kardeşim ilk olur mu? İlk şeyde Yunan'da var, Roma'da var. Lan ne yapıyorsun sen? Ama anlamı bu. Yani farklılıkların rızayla katıldıkları. Çünkü hepsinin o belgede imzası var. Hani annesinin hemen Hammurabi'de bile zaten. Yani, şimdi bu o değil. Neden o değil? Çünkü şeyin orada paganın imzası var. Hristiyan'ın imzası var. Yahudi'nin imzası var. Muhammed'in imzası var. Yani müminlerin, Müslümanların de imzası var. Farklılıkların rızasıyla kurulan international, intercultural bir belge. Bu bakımdan ilk. Evrensellik anlamında söylüyorum. Bu da üst bir şey. Bilinci gerektiriyor filan. Şimdi Anadolu'da ki kültürel bir araya, farklı bu kültürlerin bir araya gelmesinin hiçbirini Anadolu irfanı için tercih edemeyiz. Hiçbirini öbürüne tercih edemeyiz. Tercih edemeyiz. Yani ürünleri Yunus Emre, Mevlana gibi çiçekler ve meyvelerdir. Hacı Bayram Veli gibi ürünler veriyorlar ve biz bu ürüne baktığımız zaman bu ürünler salt Türk şaman geleneğini taşıyor. Salt Orta Asya'dan değil de işte Horasan üzerine, yani peygamber şeyi ne diyelim? Mirası. Peygamber mirası olan Arslan Baba'nın, işte Lokman'ı, perendelerin filan, onların taşıdığı İslami, Kur'ani bir şey. Salt onu da diyemeyiz. Şimdi onların birliktelikleri, birini ortadan kaldırıp ötekini tercih etmek gibi oluşmamış tarihte. Biz bugün onu yapmaya çalışıyoruz. Yani arındırıp, temizleyip sadece budur demeye çalışıyoruz. Şimdi burası bir soyutlama olduğu için bir kere yanlış. Yani vakayı, var olanı reddetmiş oluyoruz.